Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Türk devletlerinde en güzel, en ihtişamlı devletlerden birisi olan Büyük Selçuklu Devleti'ni ne yapacağız birlikte? işleyeceğiz. Nasıl geldiler? Anadolu coğrafyasını nasıl yurt tuttular? Bunları tek tek inceleyeceğiz. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz nelerden bahsedeceğiz dersek Oğuz Türkleri yani arkadaşlar kim diyeceğiz dersek eğer Oğuzların kınık boyuna mensup olan Selçuklu Devleti tarih sahnesine nasıl çıktı? Oğuz Yagbu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey Yagbu ile anlaşamadıktan sonra arkadaşlar bir grup arkadaşlarıyla birlikte Cend şehrine ne yaptılar? Geldiler. Cen şehrine geldikten sonra Selçuk Bey'den sonra yerine geçen oğlu Aslan Yagbu Gaznelilere esir düşer ve Büyük Selçuklu Devleti'ni külden doğacak olan Tuğrul ve Çağrı Bey dönemi ortaya çıkar. Tuğrul ve Çağrı Bey arkadaşlar bu dönemde Aslan Yakbu'yu kurtarabilmek için Gazneliler üzerine sefer düzenlemiştir. Peki bu seferlerde neler vardır dersek şundan bahsedeceksiniz. İlk olarak Selçuklu Devleti Gaznelilerle Mesa ardından ise Serah Savaşı gerçekleştirir. Bakın unutmayın hocanız size bunu soru olarak sorabilir. Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılan ilk savaş hangisidir derse Nesa savaşıdır diyeceksiniz. Yani Büyük Selçuklu elitinin ilk zaferi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Serah Savaşı'nın sonrasında Gazneleri mağlup ederek Horasan bölgesine egemen olmuşlardır. Ama devlet daha resmen ne yapılmadı? Kurulmadı. Peki devletin resmen kurulacağı olay nedir dersek 1040 yılında gerçekleşen Gaznelilerle Büyük Selçuklar arasında gerçekleşen Dandanakan Savaşı'dır. Dandanakan Savaşı'nda Tuğrul Bey Sultan Mesut'un sarayında tahta oturarak sultan olarak ilan edilmiştir. Yani kendi adına para bastırmış ve hutbe okutmuştur. Bu süreç içerisinde Gazneliler yıkılma sürecine girerken Artık bir anka kuşu gibi büyük Selçuklu devleti küllerinden yeniden doğmaktadır. Rey şehrinde arkadaşlar başkenti Rey şehri ilan ederek İran bölgesinde fetihlerin batıya doğru olacağını göstermiştir. Aynı zamanda doğuda büyük bir Moğol tehlikesi ortaya çıkar ve yeni bir yurt bulma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Tuğrul ve Çağrı Bey dönemi içerisinde Anadolu'nun arkadaşlar anahtarlarının olacağı. Yani genelde hep tarih öğretmenlerimiz böyle klasik anlatır ya Anadolu'nun kapıları açılandı. E, Anadolu'nun kapıları açıldı ama Anadolu kapısını açmak için önce bir anahtara ihtiyacımız vardı. Peki o Anadolu'nun anahtarı hangi savaş olacaktı dersek? 1048 yılında gerçekleşen Pasinler Savaşı'ydı. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans ve Gürcü ittifakı arasında gerçekleşen bir savaştı. Bu savaşta Türklerle Bizans arasındaki... İlk savaş olup aynı zamanda Türklerin Bizans'a ve Gürcülere karşı kazandıkları ilk büyük nedir? Zaferdir. Bu noktaya göre pasinden sonrasında Tuğrul Bey Bizans'ta İstanbul'daki caminin onarılmasını ve bu camide hutbenin Abbas Halifesi ile Tuğrul Bey adına okunmasını kabul ettirmiştir. Hatta bu da mihrabın yani Tuğrul Bey'in istediği mihrabın olmasını gösterdiği bir görseldir. Ya Bizans'ın İslam dünyasındaki o baskısı sona ermiş ve Büyük Selçuklu Devleti'ne arkadaşlar Bizans vergi vermeye başlamıştır. Artık Anadolu'nun keşifleri tamamlanmış ve Anadolu'nun yurt olabileceği düşüncesi artık bizim kafamıza kazınmaya başlanmıştır. Tam bu olaylar gerçekleşirken Abbasi halifesi Şii Büveyloğullarının etkisi altında kalmak zorunda kalır. Bunun üzerine arkadaşlar Şii Büveyloğullarına doğru Tuğrul Bey Bağdat seferine çıkar. Amaç ne? Abbas halifesini baskı altından kurtarmaktır. Tuğrul Bey 1555'te çıktığı Bağdat seferiyle Şii Büveyloğullarını yıkmış ve Abbas halifesini baskıdan kurtarmıştır. Hadi hep genelde klasik söylerler ya biz Türkler genelde gazla çalışıyoruz diye. O yüzden de Abbas halifesi tarafından bize bir ünvan verilir. Kayın bin Emrillah arkadaşlar Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanını takdim etmiştir. Bakın burası çok önemli. İlk kez İslam dünyasında bakın halife hem siyasi hem de dini nedir? Liderdir. Ama doğunun ve batının sultanını, ünvanını Tuğrul Bey'e vermesi halife siyasi yani dünyevi yetkilerini Tuğrul Bey'e yüklemesini sağlamıştır. Ve ilk kez halifelik birbirinden ne yapmıştır? Yani din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. O yüzden de unutma hocan yazılı da Selçuklu'yu sorarsa... Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını kim almıştır derse aklına Tuğrul Bey gelecek. Şimdi şöyle geriye dönelim bazen karıştırıyorsunuz. Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk kişi Gazneli Mahmut'tur. Ama Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını ilk kez kim kullanmıştır derse aklınıza Tuğrul Bey gelsin. Tuğrul Bey hayatını kaybeder ama Tuğrul Bey'in hiç erkek çocuğu yoktur. Çağrı Bey de tabii ki kardeşini o kadar sevmiştir ki o da kahrından ölür. Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin yeni ne olacaktır? Hükümdarı olmuştur. Sultan Alparslan kendine bir söz verir. Amcamın ve babamın yarım kalan Anadolu'nun fethini gerçekleştireceğim der. O yüzden de sürekli arkadaşlar Anadolu'ya doğru yani batıya doğru fetih hareketlerini yüklenmiştir. Şimdi bu dönemde unutmuyorsunuz Tuğrul Bey'in batı siyasetini devam ettirecek ve aynı zamanda Gürcistan üzerine sefere çıkarak Anadolu'yu hedef almıştır. Hatta Hristiyanlar için kutsal bir mabet olan Kars'ın Ani Kalesi'ni alarak bu sayede arkadaşlar Hristiyanlara büyük bir darbe vurmuştur. O yüzden de Sultan Alparslan'a Alpasi halifesi bir ünvan verir. Ebu Fetih yani Fetihlerin babası arkadaşlar ünvanını ne yapacak vermiştir. Artık sıra gelmiştir Anadolu'nun kapılarını aralamaya. Tarih sahneleri 1071 yılını gösterdiğinde 26 Ağustos 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'nun kapılarına dayanmıştır. Anadolu'nun kapılarına dayandığında Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan bembeyaz kıyafetlerini giyerek burada bulunan atabeylerine ve beylerine şöyle söyler. Anadolu ya bizim kefenimiz ya da gelinliğimiz olacak. Yani ya biz burayı yurt edeceğiz ya da biz burada öleceğiz. Beylerim fetih ettiğiniz yer sizin kılıç hakkınızdır. Bakın ne hakkınızdır? Kılıç hakkınızdır. Arkadaşlar kılıç hakkı demek ne demek? Fethettiğin yerin senin olması. Ve böylece Anadolu'nun hızlı bir şekilde fethi edilmesini, Anadolu'nun hızlı bir şekilde yurt tutulmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır diyeceksiniz. Hatta Bizans ordularında ilk kez Bizans tarihinde bir hükümdar Bizans ordusuyla yola çıkar. Hatta dönemin Bizans hükümdarı Roman Diyojen Ermenilerin Türklere yardım ettiğini görür ve şunu söyler. Ant olsun ki bu savaşın sonrasında Ermeni mezhebini kaldıracağını söylemiştir. Çünkü Ermenilerin Anadolu'da Selçuklu hanedanına yardım ettiğini görür. Tabii ki otta Büyük Selçuklu Devleti o kadar ordusu arkadaşlar azdır ki Bizans'a göre Sultan Alparslan hiçbir zaman geri çekilmeyi düşünmez. Tam savaş başladığı sırada Bizans'ta paralı askerlik yapan peçenekler bir anda derler ki A, bunlar bizim akrabalarımız. Hadi saf değiştirelim diyecekler. Ve bir anda Büyük Selçuklu Devleti'nin safına geçerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynamışlardır. Ve Sultan Alparslan o and Bizans hükümdarı Roman Diyojen'i tutsak düşürür. Hatta Roman Diyojen Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın isteklerini kabul eder. Ama olay Bizans'a ulaşmıştır bile. Roman Diyojen tahttan indirilmiş, yerine ise kuzeni getirtilmiştir. Roman Diyojen'i Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan Bizans'a gönderirken Roman Diyojen yakalanmış, gözlerine mil çekilmiş ve Yedikule zindanlarında hapsedilmiştir. Peki Malazgit Savaşı'nın sonuçları biz Türkler için önemi nedir? Hep klasik vardır ya o klasiği söyleyeceğiz o zaman. Anadolu'nun kapıları kimlere açıldı? Türklere açıldı. Aynı zamanda Anadolu'ya yoğun bir Türk göçü yoğunlaşmaya başladı. Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki etkisi tamamen kırılmaya başlandı ve Türkiye tarihi diye adlandırdığım tarih başlayacak. Tabii ki bunu duyan Katolik papası bir anda hangi seferlere başlayacak? Haçlı seferlerine başlayacak ve artık sırada ne seferlerini göreceğiz? Haçlı seferlerini göreceksiniz. Akabinde Alparslan komutasından arkadaşlar Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Bununla ilgili de arkadaşlar size hemen bir kod vereceğim. Peki bu kodumuz ne olacak dersek eğer aklınıza Samet Çak diyeceksiniz. Samet'e bir çak beşlik çakacağız. Hemen kod olarak ne dedik? Samet Çak dedik arkadaşlar. Bakın bunlar... Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin adları. Kimlerdir dersek birincisine Saltuk diyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar Artuk yine geldim. Mengücek sonrasında geldik Danışment ve kim diyeceğiz? tabii ki çaka beyliği olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Mesela hocanız soru sordu. Dedi ki Anadolu'da kurulan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir? Aklınıza Samet gelsin hemen ve ilk harfimiz ne ile başlıyor? S ile başlıyor. O zaman Anadolu'da kurulan ilk beyliğimiz hangisidir derse Saltuk'tur. Ama soruyu değiştirdim. Anadolu'ya ilk medreseyi yapan ve haçlılarla büyük mücadele veren beylik derse aklınıza Danişment oğulları gelsin. Yani kimler Anadolu'ya ilk medreseyi nereye yaptılar? Tokat Yağıbasan Medresesi Anadolu'nun en önemli medreseleri içerisinde ne yapmakta? Yer almakta. Ama soruyu değiştirdim. Türk tarihinin ilk denizci beyliği aşağıdakilerden hangisidir diye sorarsa hocam sana. Çaktık. Kime çakıyoruz? Samet'e çakacağız. Çak demek arkadaşlar Anadolu'nun ilk denizci beyliğinin çaka beyliği olduğunu ne yapmaman lazım? Unutmaman gerekiyor. Yani Anadolu'da kaç tane beylik kurulmuş? Tam tamına 5 tane beylik kurulacak. Saltuk, Artuk, Mengücek, Danışmet ve Çaka Beyliği olarak ne yapacaksınız? Dile getireceğiz değerli arkadaşlarım. Aynı zamanda unutmayın Anadolu'yu arkadaşlar bayındır hale getirmişlerdir. Bayındır kelimesi ne demektir dersek işte Anadolu'nun ilk Türk İslam mimari eserlerini verecekler. Medrese yapacaklar, cami yapacaklar, yol yapacaklar, kervansaraylar yapacaklar. Yani Anadolu'yu bir nevi imar faaliyetleri içerisinde ne yapmışlardır? Sokmuşlar ve haçlara karşı da bir nevi Anadolu'daki beylikler bir nevi tampon bölge görevinde ne yapmıştır? Üstlenmiştir diyoruz. Tabii ki devlet en parlak dönemini kim zamanında yaşamıştır dersek Sultan Melikşah zamanı yaşayacağız. Sultan Melikşah döneminin önemli bir veziri var. Kimdir dersek vezir nizamı mülk diyorsunuz. Bakın nizam mülk için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Aslında Sultan Alparslan'ın vezirlerinden bir tanesi ama en şatafatlı ve en şaşalı dönemini Sultan Melikşah döneminde göreceğiz. Melikşah döneminde bir parlak dönem varken aslında bir parlama, bir devletin de çöküş noktasıdır. Sultan Melikşah döneminde batinilik mezhebi ortaya çıkar ya da ilk hareketi ya da haşhaşiler diye adlandırdım grup ortaya çıkmıştır. Peki kimdir haşhaşiler? Hasan Sabah dünyanın ilk terör örgütü üyesi ya da kurucusu olarak ne yapılmakta? Kabul edilmekte. Hasan Sabah'ın garip bir hikayesi var. Diyor ki dinin bir görünen tarafları varken bir de görülmeyen tarafları vardır diyecek. Ve İran bölgesinde bulunan bir bölgede bir kalesi var. Bu kale Alamut Kalesi. Alamut Kalesi kuş geçmez, kervan gitmez bir yer. Kale o kadar korunaklı ki efsane bir kale. Ama kalede efsane olaylar da dönmekte. Nedir peki dersek her? Hasan Sabah Büyük Selçuklu hükümdarlarına ya da Büyük Selçuklu yöneticilerine der ki gelin benim muridim olun. Onlar da der ki bize ne vaat ediyorsun ki biz senin muridlerini olalım. Hasan Sabbah onlara neyi vaat ediyor? Cenneti vaat edecek. İnsanlar diyor ki nasıl cenneti vaat ediyorsun? Hasan Sabbah haşhaşı çektiriyor. Sonra kaleden aşağı yuvarlıyor. Kaleden aşağı yuvarladığında adam gözünü açtığında akan bir nehir, sonsuz meyve ağaçları, cariyeler gibi noktaları görüyorlar. E şu anda bir anda sen düşünsene böyle bir yere düştüğünü. Neredeyim dersin? Cennetteyim dersin değil mi? Sonrasında Hasan Sabbah yine tekrar çektirtiyor cariyelerini. Tekrar Hasan Sabbah'ın huzuruna çıkartılıyor. Hasan Sabbah diyor ki ben sana cennetin sadece bir kısmını gösterdim. Ve artık Hasan Sabbah insanları o kadar çok alıştırıyor ki o maddeye insanlar tamamen bağımlı hale geliyorlar. Ve Hasan Sabbah diyor ki her bir bilgi getirdiğinizde bunu alabilirsiniz. O yüzden de tapmaya başlıyorlar. Melikşah kelle avcıları tutmaya başlıyor Hasan Sabbah'ı yok edebilmek için. Bir gün sultan uyandığında hemen yanında bir hançer ve yanında bir not. Notta şu yazıyor. Ey sultanlar sultanı Melik Şah. Sanmaz ki sana yakın değilim. Senin şah damarına kadar yakınım. İsteseydim canını şu saatte şu anda alırdım diyecek. Ama Hasan Sabah'dan vazgeçmeyecek Melik Şah. Ava devam eder. Ama sonrasında saraya bir gün Hasan Sabbah'ın elçisi gelir. Ey sultan sana Hasan Sabbah'ın selamını getirdim. Sana iki çift lafım var der. Sultan merak eder söyle. Olmaz odadaki herkesi çıkar der. Sultan merakından odadaki herkesi çıkarır. İki tane koruması askeri kalır. Elçi döner der ki şu iki askeri de çıkar der. Sultan cevap verir. Ha olmaz onlar benim kardeşim gibidir. Canlarım onlara emanettir. Ne söyleyeceksen onların yanında söyle der. Elçi askerlere döner ve şunu söyler. Size Hasan sabahın selamını getirdim. Sultanı öldüreceksiniz desem ne yaparsınız der. Bir anda korumalar kılıçlarını çekerler. Yani aslında emir vermesini bekler. Elçi bir şey demeden dönüp gider. Yani öyle ki sultanın kardeşim diye adlandırdığı kavramlar bile artık Hasan Sabah'ın adamıdır. Sultan Melikşah hayatını kaybeder. Sultan Melikşah hayatını kaybettikten sonra devlette de taht kavgalarını başlar. Bu taht kavgalarını sonlandıracak kişi kimdir? Sultan Sencerdir. O yüzden de Sultanı Azam diye de ne yapılmaya başlanır, anılmaya başlanır. Sultan Sencer başa geçer geçmesini ama hatırlayın Doğu'da bir tehlike vardır. Moğol tehlikesi. Moğollarla 1141 yılında Katvan Savaşı yapılır. Katman Savaşı'nın yapılmasıyla Karaat Hitaylar Büyük Selçuklu Devleti'ni ağır bir mağlubiyete uğratmıştır ve Sultan Sencer kahrından ölür ve Sultan Sencer'in ölümüyle birlikte büyük bir devlet olan Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekilmiştir. Çekilmiştir çekilmesine ama irili ufaklı birçok atabeylik ve bir devlet kurulacaktır. Ama peki Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ana unsurları nelerdir? Birincisi merkezi otoritenin bozulmasıdır. İkincisi ilk Türk devletlerinin her zaman başına bela olacak bir veraset anlayışı ülke hanedanın ortakmalıdır. Yani herkesin tahta hakkının iddia edebilmesi. Aynı zamanda batin bir hareketi. Bakın görselde de temsili Hasan Sabbah'ın kalesi ne yapılmakta örnek olarak gösterilmesi. Yine Fatimiler ve Şiilerin yıpratmaları, Katvan mağlubiyeti ve Karaytaylıların istilası Büyük Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesine neden olmuştur. Peki Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan atabeylik ve devletler nelerdir? Irak ve Horasan Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Türkiye Selçukluları birer devlet olarak düşüneceksiniz. İrili ufaklı. Atabeylikler olarak Şam Atabeyliği, Musul ve Halep Atabeyliği, Azerbaycan Atabeyliği ve Fars Atabeyliği gibi beylikler ne yapılmıştır? İrili ufaklı kurulmuştur. Şimdi gelin hadi tekrar edelim sorularımıza bakalım. Tuğrul ve Çağrı Beyler ne savaş sarah savaşlarını hangi devleti karşı yapmış ve zafer kazanmıştır? A. Gazneliler, B. Karahanlılar, C. Şii Büveyloğulları, D. Fatimiler, E. Karaytaylar. Arkadaşlar hatırlayın Büyük Selçuklu Devleti kurulurken adım adım kime karşı kurulacaktı? Gaznelilere karşı kurulacaktı. Bu iki büyük savaşı da Gaznelilere karşı yapmıştır. O yüzden de doğru cevabımızı A şıkkı olarak ne yapacağız? ele alacaksınız. Hemen bir anekdotta geçelim. Nesa Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılan ilk savaş ve Büyük Selçuklu Devleti'nin de ilk zaferi olarak ne yapmanız lazım bilmeniz gerekmekte. Geldim bir diğer sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti hangi savaş sonrası resmen kurulmuştur? Bakın resmen diyoruz. Yani aslında devletin resmi bir kurucusu var. Hemen şuraya bir arkadaşlar sizin hatırlayacağınız bir tarih yazacağım. 1040 diyeceğim. Bakalım cevaplarda neler var? A Nesa, B Serax, C Bağdat seferi, D Pasinler, E Malazgirt arkadaşlar savaşı diyoruz. Şimdi arkadaşlar 1040 dedim. Burada bir şeyi eklemeyi unutmuşuz. Hemen şurayı sileceğim arkadaşlar ne diyeceğim? Dan Danakan diye adlandıracağım. Bakın unutmayın 1040 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen yıkmasıyla birlikte resmen ne yapıldı? Kurulmuştur. O yüzden de doğru de D yani Dandanakan Savaşı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Hatırlayın Nesa Savaşı Büyük Selçuklu yapılan ilk savaştı. Bağdat Seferi'nde Abbas Halifesini kurtardığım için Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı ünvanını vermiştim. Malazgirt Savaşı'nın özelliği ise Anadolu'nun arkadaşlar kapıları Türklere ne yapılmıştı? Açıldı diyecektik. Şimdi geldim son bir sorumuza bakalım. Tuğrul Bey Abbas halifesinin yardım istemesine karşı Bağdat seferine çıkmış ve Abbas halifesini baskı altından kurtarmıştır. Abbas halifesi Tuğrul Bey'e nokta nokta ünvanını vermiştir. Yukarıdaki parçaya bakılarak boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle tamamlanmış olur diyor. A. Ebu Fethi B. Sultanı İklimi Rum C. Sultan D. Doğunun Batının Sultanı E. Mekke ve Medine'nin hizmetçisi Şimdi hepsini ben açarak gideceğim Ebu Fethi'yi arkadaşlar Sultan Alparslan'ın Kars'ın Ani Kalesi'ni almasıyla birlikte verecektik Yani buraya Alparslan'ı yerleştireceğim Sultan İklimi Rum 10. sınıfa geçtiğinizde Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Beyazıt'ı göreceksiniz Yıldırım Beyazıt'ın aldığı arkadaşlar bir ünvandır Sultan ünvanını hatırlayın. Gazneli kim alıyor? Mahmut alacak. Doğunun ve Batının sultanı hemen buraya kim yerleştireceğim? Tuğrul Bey'i yerleştireceğim. Mekke Mehmet'in hizmetçisinde 1. Selim yani aslında Yavuz Sultan Selim olarak ne yapacağız? Bileceksiniz ama burada bana arkadaşlar Tuğrul Bey'in Abbas Selefesini kurtarması sonrasında arkadaşlar aldığı ünvanı sormuş. Yani Doğunu ve Batının sultanı ünvanı diyeceğiz. Yani doğru cevabımız değişik olarak ele alacaksınız. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.